Vatandaş olmayan devlet millet olmaz. Vatandaş olmasa ne olacak? Halk olmaz. Halk olmayınca devlet olmaz. Devlet olmayınca ne olur? Vatan olmaz. Önce halk. Nevşehir'in ulaşım probleminin çözülmesini çok istiyorum gerçekten. Nevşehir'e bir şey yapılmıyor. Kozaklı'ya bir şey yapılmıyor hiç. Dedem de kafeci, ben de gözlemeciyim. Kiresi suyumuz getiriyor. Oradan çek, midemizi ağrıyor. Değerli Anadolu TV izleyenler, mikrofon sizde ekibi olarak bugün Nevşehir halkına Kapadokya Alan Başkanlığı tasarısını sorduk, işte aldığımız cevaplar. Zaten her taraf sit alanı olduğu için hiçbir yere bir şey yaptırmıyorlar. Yani aniye geliyor, yine yaptırmayacaklar. Ne olur oteller yapılır. Onlar izini kurtarabilirlerse onlar yapar. Bizim yapacağımız en fazla bir bay olur, onu da yapamak zaten. Güzel olmuş tabii ki canım. Yani bir elden değerlendirilmesi tabii ki faydalı değil olur. Niye faydalı değil olur? 5-6 yerden mirajlarda olduğu vatandaş da yorulur. Oraya git, oraya git, oraya git, oraya git, ama şimdi tek elden olursa bir yerden işlemini halleder. Daha da sağlıklı olur, daha da iyi olur kanaatindeyim. Yurtacak diyorlar ama hiç yurtulmuyor, yapılmadı. Öylece duruyoruz. Yeni geçti bu tasarı mecliste. Öyle mi? Evet. O zaman olur. Ne düşünüyorsunuz peki? Vallahi yapılsa iyi olur. Evet. Düşüneceğimiz bu. Evet. O sit alanı olmasa turistler nereden gelecek buraya? Gelmez yani. Alanlarına yapılan yapıların izinleri ya da yıkım kararları artık tek bir elden yürütülecek. Doğru, o da doğru ya. Ne düşünüyorsunuz? İyi, iyi yapmışlar ya. Vallahi ne diyeyim ya. Kapadokya'nın özelliğini bozdular. Kaçak yapılar yapıldı, ne bileyim ne yaptılar. Bu şeyler bozuldu yani. Yazık oldu. Hükümet de yıktırdı. Şimdi orijinal şeyine döndüler geri de. Değil mi? Vallahi hiç kimsenin haberi yok. Haberimiz yok yok. Yorum yapsak. Ne olduğunu biliyor musunuz? Bilmediğimiz için. Sit alanlarına yapılan yapıların izinleri ya da yıkım kararları artık tek bir elden yürütülecek. Doğru, yürütülsün tabii. Sit alanına yapılan şeyler yürütülsün. En azından doğanın şeklini bozmazlar. Bir elimizde Kapadokya'nın turizm şeysi var, alanı. Onu da elimizden giderse beton yığını olur her taraf. Tamam, gelecek nesillerimiz için onların o şekilde korunması lazım. Ha, bazı yerlerde de saçma şeyler var mesela. Yol genişlemesinde oluyor. Sit alanı diye yola dokunamıyor. O da bir yanlış yani. Vallahi Kapadokya Türkiye'nin göz bebeği. Her bakımdan sahip çıkılması lazım. Her bakımdan. Yani ekonomi açısından böyle, kültürel açıdan böyle. Ondan sonra insanlarımızın turizm vesilesiyle karışıp kaynaşması açısından böyle. Her bakımdan böyle. Dünyanın sayılı yerlerinden, ören yerlerinden bir tanesi. Kesin olarak sit alanlarına müdahale edilmemeli. Onları doğal haliyle muhafaza etmeli. Doğal güzelliğini korumalı. Bu milli görevdir derim ben. Vallahi benim bilgim yok kızım. Vallahi hiçbir bilgim yok yani benim. Sit alanlarına yapılacak yapıların izinleri veya yıkım kararları artık tek bir elden yürütülecek. İyi olur tabii canım. Her gelen oraya babasının malı gibi kullanacak hali yok ha. Değil mi? Her yer mesela bir kaymakamı oluyor, bir valisi oluyor. Tek elden kullanılırsa daha iyi olur ya. Daha iyi olur. Aman biz ona istemiyor. Benim yerimi yıktılar. Ben onlara oy da vermem. Geriye geçeceğiz. Valla ben bilmiyorum kızım. Bir şey diyemem. Haberimiz yok ki ama ben daha ilk defa duyuyorum. İyi bir şeyse geçsin. Sit alanlarında yapılacak yapıların izinleri veya yıkım kararları artık tek bir elden yürütülecek yani. Yürütülse iyi olur tabii şimdi. Nevşehir için iyi bir şey yani. Devletimiz doğal, devletimiz doğal. Ne diyorsa haklıdır. Bu arkadaş daha biraz daha bilgili doğal sorabilirsiniz. Doğal. Arada da yapmasınlar öyle. Her kafasına göre yapılır mı? Burası turizm bölgesi. İyi bir şey yani. Vallahi iyi yapıyorlar. Herkes kaçak binalar için. En iyisi böyle ele koymazlarsa zaten Türkiye'nin hali kötüye gidiyor. Onun için de kararlarına saygı duyuyoruz. Bir fikrim yok. Yok. Konuyla alakalı yok. Yok. Sit alanlarına yapılacak olan yapıların izinleri veya yıkım kararları artık tek bir elden yürütülecek. Ona bile değil. Gerekli merci neyse yani kanun ona göre uygulanır. Evet. Daha iyi olur. Yani herkes bir vay şu bu grup şu bu grup karışmaması daha iyi. Kapadokya alan? Başkanlığı tasarısı. Konunun detayını bilmiyorum ki. Detayı şöyle, sit alanlarına yapılacak olan binaların, yapıtların artık izinleri veya yıkımları tek belden yürütülecek.
Yani mantıklı, yani dediğin gibi doğayı bozuyorsa, dediğin gibi bölgemiz mesela Kapadokya neydi? Turizmle götürüyor işi. Burada turizme zarar verecek, dediğin gibi doğanın yıllarca sürede oluşturduğu bu şeylere, peribacalarına olsun, o doğal dediğin gibi akışlar olsun, zarar veren bu çirkin yapılaşma tabii engellenmeli yani, normal yani. Vallahi iyi olur, güzel bir düzelseler de orada kendisini korusa, iyi olur yani. Vatandaş olmayan devlet millet olmaz. Vatandaş olmasa ne olacak? Halk olmaz. Halk olmayınca devlet olmaz. Devlet olmayınca ne olur? Vatan olmaz. Önce halk. Nevşehir'in ulaşım probleminin çözülmesini çok istiyorum gerçekten. Bu şehre bir şey yapılmıyor. Kozaklı'ya bir şey yapılmıyor hiç. Dedem de kafeci, ben de gözlemeciyim. Kireçli suyumuz getiriyor. Oradan çekip midemizi ağrıyor.